Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Emma ba'd. 388. hadis-i şerif. Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki: Elâ uhbirukum bi eyseril ibade. Hele dikkatli olun, uyanık olun. Uhbirukum, size haber vereyim mi? Bi eyseril ibade, ibadetin en kolayını. Yani kolaylık bakımından en kolay ibadet. Ve ehvenihe alel bedeni, bedene de vücuda da hiç zorluk vermeyen. Yani bedene hiçbir ağırlığı yok. İbadetlerin en kolayı, işte buyuruyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, iki tanedir. Birincisi as-samtu, susmak. Hiç yorulmuyorsun, hiç zahmeti yok, sadece susuyorsun. Bu en kolay ibadettir. Bizde de var ya, söz gümüşse sükut altındır. İkincisi de ve husnul huluki, güzel ahlak. Bunlar her ikisi nedir? Kolay, bedene de ağırlığı olmayan en kolay iki ibadet. Tabi inşallah susarız. 389. hadis-i şerif. Ele uhbirukum bir şeyin, size haber vereyim mi bir şeyin, bir şeyi. İze nezele bir raculin minkum, eğer sizden birinize, bir racule, bir kadına, bir kişiye kerbun, bir üzüntü, ev bela, onu veyahut da bir bela, bir musibet, min emri dünya, dünya işinden, da'a bihi, eğer söyleyeceğim duayı yaparsa, fe yuferracu anhu, o şahıstan, o kişiden ne yapılır? Sıkıntısı def olur. Faraç. Yollar açılır. Ela uhbirukum bir şeyin, size bir şey haber vereyim mi? İze nezele bir raculun minkum kerbun ev belaun, sizden birinize sıkıntı, dert, bela, musibet, dünya işlerinden inerse, o haber vereceğim da'a bihi, o şeyle dua ederse, fe yufarracu anhu, ondan o iş hallolunur, onun önü açılır. Nedir o dua? Dua'u zinnun. Zinnun sahibi. Yani Hazreti Yunus Aleyhisselam'ın duası. Hangi dua? La ilahe illa ent. Senden başka ilah yoktur. Subhanek, seni tenzih ederim noksan sıfatlardan. İnni muhakkak ki kuntu minez zalimin, zalimlerden, kendi nefsine zulmeden, günah işleyip ahiretini perişan edenlerden denlerdenim. İşte bu dua zaten Yunus Aleyhisselam'ın balıktan kurtulmasına vesile olmuş. O sıkıntıdan, o üzüntüden onu kurtarmıştır. O kurtulma da bu dua vesilesiyle olmuş. İşte size herhangi bir sıkıntı, bir bela olduğu zaman bu duayı yapın. 390 hadis-i şerif. Ele edullukum ale eşeddikum. Ele, yine uyanık olun. Haber vereyim mi? Edullukum, işaret edeyim mi size? Yol göstereyim mi? Ale eşeddikum, sizin aranızda en kuvvetlinin kim olduğunu. Şecaati, kuvveti en fazla olana delalet edeyim mi? İşte budur cevap olarak. Emlekukum, sizin en maliyiniz. Yani maliktir, sahiptir. Hüküm sahibidir. Nefsihi, kendi nefsine, kendi canına, indel gadabi, kızma esnasında. Yani gadab esnasında kim ne kadar kendini tutarsa aranızdaki en kuvvetli şahıs olur. Çünkü
Yani asıl pehlivan hani karşındakinin sırtını yerine getiren değil. Belki de hadap esnasında kendi nefsine hakim olabilendir. 391. hadis-i şerif: Ele erkike bi ruhiyetin bi rakani biha Cibril. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir sahabeye söylüyor. Sahabe herhalde rahatsızdı. O rahatsız olan sahabe diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem: Ele erkike, sana şifa bulunman için rukiye dua edeyim mi? Bir rukiyetin, öyle bir rukiye ki, öyle bir dua ki, rakani bihe, o duayla bana rukiye yaptı. Kim? Cibril. Yani zamanında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de hasta olmuş. Cebrail aleyhisselam gelmiş ve ona bu rukiye, bu duayı, şifa niyetini okumuştur. İşte şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor bana Cibril'in aleyhisselamın yaptığı rukiyeyi o sahabeye diyor ki ben de sana yapayım mı? Takuru diye dersin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yeşfike min kulli da'in yatike min şerrin neffasati fil ukad ve min şerri hasidin iza hasad. Terki biha, bununla rukiye yaparsın. Selase merratin, üç sefer. Üç sefer bu duayı yaparsın. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın adıyla sana rukiye yapıyorum. Sana şifa bulman için dua ediyorum. Vallahu yeşfiki, Allah sana şifa versin. Neyden? Min kulli da'in yati, ki sana gelen her türlü hastalıktan. Bir de neyden? Bir de min şerrin neffasati fil ukat. Ukat düğümlerdir. Ennefesat, üfleyenler. Neye üflüyorlar? Düğümlere üflüyorlar. Yani sihir yapıyorlar. İşte onların şerrinden yine Allah'a sığınırım. Bir de o min şerri hasidin, haset eden, bize hasede, haset ettiği zaman, özellikle o belki göz taması, nazar, o kıskançlık esnasında, tam da zararın geleceği zaman, o esnada ne yapıyorum? Allah sana şifa versin. Bunun hepsi atıftır. Neyin üzerine? Min kulli üzerine. Vallahu yeşfike min kulli da'in. Vallahu yeşfike min şerrin nefesat. Bir de vallahu yeşfike min şerri hasidin izâ hasad. 392. hadis-i şerif: Ela uallimuke kelamen. Sana bir sözü bildireyim mi? Bir kelam. İzâ kultehu, o kelamı, o sözü söylediğin zaman, ezheballahu teâlâ hemmeke, Allah Teala senin derdini giderir. Ve kada anke deyneke, senin yerine senin borcunu eda eder. Borcun kalmaz inşallah. Kul, de ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor: İze azbahte, sabahladığın zaman, ve ize emseyte, akşamladığın zaman, bu duayı söyle sabah ve akşam. Allahümme inni auzu bike minel hemmi vel hazen. Ve auzu bike minel aczi vel kesel. Ve auzu bike minel cubni vel buhli. Ve auzu bike min galebeti deyni ve kahri rical. Allahümme ey Allah'ım. İnni muhakkak ki ben auzu sığınırım bike sana. Neyden? Minel hemmi vel hazen. Hem hazen, keder, üzüntüden sana sığınırım. Yani bunları bana yaşatma, bunlardan beni kurtar. Ve auzu bike min el aczi, acizlikten, ve kesel, tembellikten sana sığınırım. Ve auzu bike, sana sığınırım min el cubni, korkaklıktan, ve buhri, cimrilikten. Ve auzu bike min galebeti deyni, deynin galebe çalmasından. Aşırı, yani kalkındıramayacağım borcun altına girmekten. Ve kahri rical, ricalların, erkeklerin, düşmanların kahr, yani galebe gelmesi, üstün gelmesi. Allah muhafaza, artık onların da merhameti kalmıyor. Belki savaş meydanında artık ne yapıyorlar? Her tarafı talan ediyorlar. Onların da, o düşmanların galebe gelmesinden sana sığınırım. 393. hadis-i şerif: Ela tesmaun. Duymaz mısınız? Bilmez misiniz? Neyi?
İnne Allah Teala, Hazreti Allah Celle Celaluhu la yuazibu bi dem'il ayn. Göz yaşı döktü diye Allah Teala azaplandırmaz. Yani insan onu zayıftır. Belli bir musibetlerde gözyaşı döker. Bundan da Allah Teala azaplandırmaz. Ve la bi huznil kalbi. Kalp hüzünlenmesinden dolayı da Allah Teala yapmaz, azaplandırmaz. Velakin ancak yuazzibu azaplandırır bihaze bundan dolayı. Ney bu? Bu nedir? Ve aşağıda lisani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diline işaret etti. İşte bu dilden dolayı. Yani dil yanlış konuşur. Allahu Teala işte bundan dolayı, o dilden dolayı ne yapar? Azaplandırır. Ev yerham ve yokta merhamet eder. Yani isyan ederse azaplandırır. İnne lillahi ve inne ileyhi raciun derse sevap kazandı, merhamet eder. Ve innel meyyite muhakkak ki ölü yuazzebu azaplandırılır, azap görür. Bi bukai ehlihi, o meyyitin ailesinin ağlamasından dolayı, aleyhi onun üzerine. Evet. Sanki burada iki mana verilmişti. Bir kafirler için geçerli denilmişti. Veyahut da eğer vasiyet etmişse benim arkamdan ağlayın diye onun için geçerliydi. Son hadis-i şerifi okuyoruz. Ela uallimuke bi kelimet. Sana birkaç kelimeyi haber vereyim mi? Öğreteyim mi? Men yuridillahu bi hayran. Allahu Teala kimde hayır murat etmişse yuallimuhunne iyyahu, bu kelimeleri ona öğretir. Subhanallah, bu da acayip bir hadis-i şerif. Yani bu kelime, Allah Teala kime onda hayır murat etmişse o şahıs bu kelimeleri öğrenmeye muvaffak olur. Summe sonra la yunsihi ebeden, ebedi de bu kelimeleri unutmaz. O kadar hazine gibi kelimelerdir bunlar. Kuldaki Allahümme inni daifun fekavvi fi rıdake da'fi. Allahümme ey Allah'ım, inni daifun, ben zayıfım, fekavvi beni güçleştir fi rıdake, sen rızan ile, da'fi benim zayıflığımı. Yani ben zayıfım, zayıflığımı rızanda, senin rıza gösterdiğin şeyde güçlendir. Vahuz ilel hayri bi nasiyeti. Nasiye normalde atın ön tarafındaki, alnındaki o perçim, o saçlar. Vahuz ilel hayri, hayra benim tut, bi nasiyeti benim alnımdaki o saçlarımdan. Yani beni hayra yönlendir, hayra yönelt. وَاجْعَلِ الْاِسْلَامَ İslam'ı kıl, İslam dinini. مُنْتَهَ رِدَايَ Yani benim en son rızam, en üst rızam olarak İslam dinini umudumun son noktası kıl yani. En çok İslam dini benim derdim olsun, benim gayem olsun. Allahümme inni daifun. Allah'ım ben zayıfım. Fekavvini beni güçleştir. Ve inni zelilun, ben zelilim, perişanım. Feizzini beni aziz kıl. Ve inni fakirun, ben hakkaki fakirim. Ferzukni beni rızıklandır. Vakfini bana kafi gel. Bi halalike halallarınla, en haramik haramlarında. Yani senin halal gördüklerin bana kafi gelsin. O haramlara meyletmeyeyim. Vahdini beni zengin kıl. Bifadlike faziletinle beni zengin kıl. Ammen sivake, senin dışındakilerinden. Hiç kimseye ihtiyacım fakir olmayayım. Fakirliğim, ihtiyacım sadece sana olsun. İnşallah bunu kesin not edelim. Bu ezberleyenler arasında olsun. Çok hazineli bir kelimelerdir. Cezakumullah hayran kesin.